YouTube sayfamı üye olmak için tıklayın. Resimleşme. Mete bak, kuzenlerin için resim yaptım. Teşekkür ederim Nilo'ya. Eminim çok sevecekler. Tamam babacığım, geliyorum. Benim gitmem gerekiyor. Güle güle git Mete. Hoşça kal Murat. Mete, oynadığın her oyunu bana haber ver, olur mu? Olur Nilo'ya, seni ararım. Ama ben hep dışarıda oynuyorum. Ararsan beni evde bulamazsın. Cep telefonumuz da yok. Mektuplaşın siz de. Mektup mu? Abi biz daha çok küçüğüz. Okula gitmiyoruz ki. Nasıl mektup yazarız? Ben sadece resim çizebiliyorum. Ben de. Buldum. Mektup yazamıyoruz ama resim çizebiliyoruz. Biz de mektuplaşmak yerine resimleşiriz. Bu çok güzel bir fikir Nilo ya. Gider gitmez sana resim çizer yollarım. Hadi hoşça kalın. Güle güle Mete. Güle güle. Nilo'ya, Nilo'ya. Abi ne oldu? Bak elimde ne var? Mete'den mi? Evet, Mete'den geliyor. Tosbis bak, Mete yollamış. Bakalım ne çizmiş. Mete ne yapıyor böyle? Kuşa yem veriyor galiba. Ne güzel bir kuş. Demek Mete'nin bir kuşu var. Olabilir. Ama kafesi yok. Mete'ye çok güzel bir şey hazırlayacağım. Kuş için kafes yapacağım. Resmini de çizip Mete'ye yollayacağım. Bana bir mektup geldi. Çok sevindim. Hem de çok merak ettim. İçini açtım, bir de baktım. Canım arkadaşım, ne güzel resim yapmış. Bana bir mektup geldi. Çok sevindim. Hem de çok merak ettim. Baktım, canım arkadaşım bana bir resim yapmış. Hemen bir kalem kağıt aldım elime. Bir resim de ben çizdim, koydum zarfın içine. Bak postacı amca, bu benim mektubum. Götürür müsün Mete'ye? Mete geliyor. Bakalım Mete yaptığım kafesleri beğenecek mi? Hoş geldin Mete. Hoş buldum. Mete bak, sana bir sürpriz hazırladım. Aa Nilo'ya, bunlar ne? Çizdiğin maymun ve kuş için kafesler yaptım. Tabii babam ve abim de yardım etti. Nasıl olmuş? Güzel olmuş ama. Maymununla kuşun nerede Mete? Benim maymunumla kuşum yok ki. Yok mu? Ama resimlerini çizmiştin. Kuzenlerimle hayvanat bahçesine gitmiştik. Ben orada gördüğüm hayvanları çizdim. Tüh, yanlış anlamışım seni. Üzülme Nilo'ya bak, istediğin topu getirdim. Top mu? Ben top istemedim ki. Ama resimlerde futbol kalesi çizmişsin. Ben de futbol oynamak istediğini düşündüm. O çizdiğim kale değil ki, kafes. Senin için yaptığım kafesleri çizdim. Tüh, ben de yanlış anlamışım. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Bu kapıları çıkarırsak çok güzel bir kalemiz olur. Gerçekten kale gibi oldu. Futbol topumuz da var. Hadi maç yapalım. Top bende. Baloncuk.
Bugün babaannem için çok güzel bir resim yapacağım. Ama ne resmi yapacağımı bilmiyorum. Ha? Bir baloncuk. Korkma Tosbişim, bu sadece bir baloncuk. Ne kadar çok baloncuk var. Nereden geliyor acaba bu baloncuklar? İşte seni yakaladım. Büyük bir baloncuk. Baloncuklar buradan geliyor. Mete, baloncukları sen mi yapıyorsun? Evet, ben yapıyorum. Bak, bu benim yeni oyuncağım. Aa, çok güzelmiş. Mete, ben de baloncuk yapabilir miyim? Tabii Nilo'ya. Şimdi bir sürü baloncuk yapacağım. Çok hızlı üflüyorsun Nilo'ya. Daha yavaş üflemelisin. Bu defa da çok yavaş üfledin Nilo'ya. Evet, olmadı. Yaptım. Bir sürü baloncuk yaptım. Şu baloncuğa bak Mete. Hangisine? En büyüğüne. Ben onun içinde yolculuk yapıyorum. Beni de bekle Nilo'ya. Bak, ben de şu baloncuğun içindeyim. Hadi şu tepeye doğru gidelim. Tamam, gidelim. Baloncuklar patladı. Keşke patlamayan baloncuk olsaydı. Olsun Mete, patlayan baloncuklar da çok eğlenceli. Bak, hemen yenisini yapıyoruz. Nilo'ya, Mete, ne oynuyorsunuz? Baloncukların içinde yolculuk yapıyoruz. Hadi hep birlikte gezelim. Bir baloncuk yaptım, gökyüzüne bıraktım. Uçacak mı diye baktım, pıt diye kayboldu. Bir baloncuk yaptım, gökyüzüne bıraktım. Uçacak mı diye baktım, pıt diye kayboldu. Bitmiş bu. Bitmiş mi? Bakayım. Köpüğü bitmiş. Ne yapacağız şimdi? Baloncuklarla ne güzel oynuyorduk. Merak etmeyin, eve gidip hemen yenisini koyacağım. Tamam Mete, ben de birazdan gelirim. Babaannem için ne yapacağımı biliyorum. Ne kadar güzel bir resim. Babaanneciğim, senin için yaptım bu resmi. Baloncukların içinde yolculuk yapıyoruz. Çok güzel olmuş resmin. Teşekkür ederim benim tatlı kızım. Canım babaannem benim.
Çekilin yoldan, Nilo'ya geliyor. Düt düt düt. Vın vın vın. Bip bip. Arabam çok hızlı gidiyor. Tosviş, beni geçemezsin. Beni kimse geçemez. Ben de kendime bir araba yapacağım. Gökkuşağı balıkları, yakalayın beni. Beni geçemezsiniz. Vın. Benim arabam çok hızlı. Vın. Benim arabam da çok hızlı. Aa Mete, araban çok güzelmiş. Evet, ben yaptım. Üstelik çok da hızlı bak. Vın vın. Ama benim arabam daha hızlı. Vın. Geçeceğim seni Nilo'ya. Ne eğlenceli bir yarış. Ben de yarışmak istiyorum. Geçtim seni Nilo'ya. Şimdi yetişiyorum sana. Benim arabam daha hızlı. Vın vın. Aa, ne ilginç bir araba. Bisikletinin üstüne koymuşsun arabayı. Evet, böyle daha hızlı gidiyorum. Yine de beni geçemezsin. Vın. Benim arabam daha hızlı. Vın. Araba yarışı yaptığınızı duydum. Uf, arabaya bak. Çok güzelmiş. Akülü araba. Ama yine de benim arabamı geçemez. Asıl benimkini geçemez. Arkadaşlar durun. Ne oldu abi? Bence bir araba yarışı yapmalıyız. Kim daha hızlı görmeliyiz. Haklısın Murat. Bu çok eğlenceli olur. Hadi hemen başlayalım. Bu büyük bir yarış olacak. Köyün bütün çocukları katılacak. Harika bir fikir abi. Babam bana çok güzel bir araba yaptı. Kemerimi taktım, gaza bastım. Tosbişimi geçtim. Mete'yi de belki geçebilirim. Babam bana çok güzel bir araba yaptı. Yarışımız başlamak üzere. Lütfen herkes yerini alsın. Yarış ben 3 deyince başlıyor. 1, 2, 3. Daha yarışın başında Mert ve Efe'nin arabaları yolda kaldı. Elif yarışı önde götürüyor. Ama o da ne? Elif durdu gitmiyor. Arabasıyla ilgili bir sıkıntı olmalı. Arabamın aküsü bitti. Bu yarışı mutlaka kazanmalıyım. Beni kimse geçemez. Tüh, arabam bozuldu. Mine de yolda kaldı. Yarış Nilo'ya ile Mete arasında devam ediyor. Bakalım kim kazanacak? Nilo'ya önde görünüyor. Mete hemen arkasında. Mete hızlandı. Bitişe çok az kaldı. Mete Nilo'yu geçiyor. Mete geçti. Yarışın kazananı Mete oldu. Ben kazandım. Ben kazandım. En hızlı araba benim. Tebrikler Mete. Büyük araba yarışını sen kazandın. Çok iyiydin Mete. Tebrik ederim. Ben de tebrik ederim Mete. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kazanmayı çok istedim ama olmadı işte. Tosbiş, gördün mü? Yarışı kazanamadım. Yarış bu. Sonuçta bir kişi kazanacaktı. O da ben olmadım.
Tüm yarışları kazanmak zorunda değilim ki. Kazansam da kaybetsem de ailem beni çok seviyor. Arkadaşlarım da seviyor. Arkadaşım Mete birinci oldu ve ben onu hala tebrik etmedim. Mete! Mete tebrik ederim, çok iyi yarıştın. Teşekkür ederim Milo'ya. Mantar ev. Hey, kekik toplamaya gidiyoruz. Yemeklere kekik katınca mis gibi oluyor, mis. Çiçekler çok güzel görünüyor. Öyle değil mi Tospiş'im? Merak etme keçi, çok az kaldı kekiklere. Oh, mis gibi kekik kokuyor. Kekikler buralarda bir yerde olmalı. Evet, çok az kaldı. Neredeyse vardık. Ne kadar çok bitki var. Şunlara bakın, çok güzeller. Evet, çok güzeller ama göründükleri gibi olmayabilirler. Nasıl yani? Mesela bu ısırgan otlarına dokunursan canın yanar ve kaşınırsın. Buradaki ısırgan otlarından mı bahsediyorsun Murat? Evet Mete, sakın elleme onları. Uf, elim yanıyor. Doğa sürprizlerle dolu. O yüzden dikkatli olmalıyız. Bazı bitkiler yiyecek gibi görünür ama aslında değildir. Yerseniz zehirlenebilirsiniz. O yüzden her gördüğünüz bitkinin tadına bakmamalısınız. Önce bana sorsanız iyi edersiniz. Ben vazgeçtim kekik toplamaktan. Hadi eve gidelim. Mete dur, geri dönemeyiz. Annelerimize söz verdik, unuttun mu? Onlara taze kekikler götüreceğiz. İyi peki, öyle olsun. Sonunda geldik. Hadi o zaman kekik toplayalım. Ah! Dur keçi. Ah! Ne yaptın keçi? Kekik toplamayı çok seviyorum. Ben de. Keçi! Tüm kekikleri bitireceksin. Azıcık bize de bırak. Keçi seni. Hep sen mi kovalayacaksın? Biraz da ben kovalayayım seni. Milo'ya çok uzaklaşma. Mantarlar çok güzel. Çatısı var, gövdesi var. Aynı ev gibi. Bir kapısı eksik. Keşke mantarlar biraz daha büyük olsaydı. O zaman ona bir kapı yapar, içinde yaşardım. Kocaman bir gövdesi var, çok da şirin bir çatısı var. Kapısını da zaten babam yapar. İşte benim oyun evim bu koca mantar. Kocaman bir gövdesi var, çok da şirin bir çatısı var. Kapısını da zaten babam yapar. Çok da lezzetli olmalı. Acaba bu mantarları toplasam mı? Keçi, merak etme, abime sormadan toplamam. Belki zehirlidir, öyle değil mi? Nilo'ya sakın o mantarları elleme. Ama abi, mantarlar çok güzel görünüyorlar. Haklısın Nilo'ya, çok güzel görünüyorlar. Bu mantarları toplayabilir miyiz abi? Hayır, bu mantarlar zehirli. Öyle mi? Bakın, doğada yetişen her mantar yenmez. Bazı mantarlar zehirli olabilir. Tüh! İyi ki toplamamışım zehirli mantarları. Aferin sana Nilo'ya. Aa, bunlar kuzu kulağı. Kuzu kulağı mı? O da ne? Kuzunun kulakları mı? Hayır Nilo'ya, annem bunlarla nefis yemekler yapıyor. Oradan biliyorum. İşte bunları yiyebiliriz. Yeterince kekik topladık.
Hadi biraz da kuzu kulağı toplayalım. Çok nefis bir tadı var. Annem bu işe çok sevinecek. Benim annem de çok sevinecek. Keçi. Mete büyüdü. Mete, ne eğlenceli bir oyun oynuyorsun. Ben de seninle oynayabilir miyim? Ben oyun oynamıyorum Nilo'ya. Çok önemli bir iş yapıyorum. Ne iş yapıyorsun Mete? Büyüyorum. Daha hızlı büyüyeyim diye kollarımı uzatıyorum. Bu çok eğlenceli Mete. Mete, istersen sana yardımcı olabilirim. Böylece daha hızlı büyürsün. Çok isterim Nilo'ya. Daha hızlı büyümek için zıplamalısın. Ne kadar yükseğe zıplarsan o kadar hızlı büyürsün. Böyle mi? Daha yükseğe Mete. Daha yükseğe. Nilo'ya, sence büyümüş müyüm? Henüz büyümemişsin Mete. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Aa, bak bir kelebek. Zıplayıp ona yetişirsen belki büyüyebilirsin. Çocuklar, size ayran getirdim. Ayran mı? Yaşasın. Ayranı çok severim. Eline sağlık anneciğim. Afiyet olsun çocuklar. Mete, senin daha çok ayran içmen gerekiyor. Belki o zaman daha hızlı büyüyebilirsin. Baksana Mete, ayran işe yaradı. Şimdiden bıyığın oldu bile. Büyüsem babam gibi güçlü olsam, hem de hemen annem gibi becerikli olsam, birkaç gün uyusam büyüsem, durmadan süt içsem, hemen büyür müyüm ki ben? Uyusam büyüsem, biraz daha süt içsem, durmadan zıplasam, acaba büyür müyüm hemen? Büyüsem babam gibi güçlü olsam, hem de hemen annem gibi becerikli olsam, biraz daha süt içsem, hemen büyür müyüm ben? Dede! Dedeciğim! Canım yavrum benim. Dedeciğim Mete büyümek istiyor. Bu yüzden büyükler gibi davranması gerekiyor. Bugün senin yanında bahçede çalışabilir mi? Bilmem ki. Nasıl olur? Çok güzel olur dede. Mete sana her işte yardımcı olur. Evet, ben de büyükler gibi her işi yapabilirim. Bir deneyelim o zaman. Canım dedem benim. O halde çalışmaya başlayalım. Konuşalım. Dedeciğim. Efendim kızım. Dede, biz vazgeçtik. Mete artık büyümek istemiyor. Çok özür dilerim ama büyük olmak çok zormuş.
İşte buna çok sevindim. Bir insanın en güzel zamanıdır çocukluğu. Vaktiniz varken tadını çıkarın. Bir gün nasılsa büyürsünüz. Canım dedem benim. Hadi şimdi gidip oyun oynayın. Ebe, seni ebeledim. Lilo'ya yakalayacağım seni. Yakalayamazsın ki. Kaçma, dur. Kaçma dedim. YouTube sayfamı üye olmak için tıklayın.